Devleti, Türkiye'nin milletimiz, devletimiz kahpece, vahşice bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın, sizin, sizlerin, Milli Güvenlik Kurulumuzun, hükümetimizin ve Genelkurmay Başkanımızın, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tespitleri sonucu bu vahşi ve kahpece darbe girişiminin Silahlı kuvvetleri içerisindeki tepkulaşıkları devlet yapılanmasının uzantılar tarafından yapıldığı net bir şekilde ortaya konuldu. Biz Büyük Birlik Partisi olarak bu vahşi ve kahpece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihinde görmediği bu kanlı darbe girişimini bir kere daha lanetliyoruz. Gerçekten Türkiye böylesini görmemişti. Yani meclisin bombalandığı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bombalandığı, sivil insanların üzerine helikopterlerden ateşlerin açıldığı, yaylım ateşlerinin açıldığı, kahraman özel harekat merkezimizin, kahraman polislerimizin, ki onlar terörle mücadelede bir bayrak dinde orayı ziyaret etti, onlara geçmiş olsun ve taziyede bulunduk. Oraya saldırılmış olması. Tabi saldırı topyekun bir millete karşı yapıldı, devlete karşı yapıldı. Yani bizim tespitimiz bu normal bir darbe girişiminden öte devleti ele geçirme ve bir iç savaş çıkartarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkıma götürecek bir girişimdi. Ama Allah'a hamdolsun devletimizi yönetenlerin felaseti, milletimizin cesareti ve fedakarlığı, medya kuruluşlarımızın dik duruşu, siyasi partilerimizin komple aynı kararlılıkta hükümetin ve sivil siyasetin yanında durması gerçekten bu darbecilerin bu hain girişimini boşa çıkardı. İnşallah bundan sonra daha dikkatli olacağız, daha titiz olacağız. Daha çok birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize önem vereceğiz. Biz de Büyük Birlik Partisi olarak tabii kurulduğumuz günden bu yana siz de iyi bilenlerdensiniz. Hep darbelerin, cuntaların her dönem karşısında olduk ve o gece de biz arkadaşlarımızla birlikte darbe girişimini duyduğumuzda hemen bir değerlendirme yaptık. Parti genel merkezimize geçtik. Oraya geçmeden önce tabii basın açıklamasıyla, ajanslara geçtiğimiz açıklamayla ve sosyal medyadan darbeye karşı olduğumuzu, rahmetli şehit liderimiz Muhsin Başkanımızın dediği gibi namlusunu milletine döndürmüş tanka selam durmayacağımızı ona ilaveten, çünkü orada sadece tanklar vardı, işte milletine kurşun yağdıran helikopterlere, meclisimizi bombalayan uçaklara teslim olmayacağımızı, bombalara, kurşunlara. Bunu çok net bir şekilde ifade ettik ve arkadaşlarımızı bu darbe girişimine karşı direnmeye, sokağa çıkmaya davet ettik ve Allah'a hamdolsun bütün arkadaşlarımız aynı kararlılıkta bu duruşu sergilediler ve Türkiye'nin her tarafında da o geceden itibaren darbeye karşı hem karşı durdular gece, hem de bütün bu darbeyi kınayan bütün eylemlere, demokrasi mitinglerine de en üst düzeyde katılıyorlar ve katılmaya da sonuna kadar da devam ediyoruz Allah'ın izniyle. Ben de tabii o gece darbeyi duyduktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza ulaşmaya çalıştım. Özel kalem müdürünü aradım, fakat ulaşamadım. Sayın Başbakanımıza da ulaşamadım. Duman Bey'e ulaştım. Duman Bey'e Sayın Başbakan Yardımcımıza hükümetlerin yanında olduğumuzu, milli iradenin yanında olduğumuzu, milletin yanında olduğumuzu ve darbeye tüm gücümüzle karşı duracağımızı kendilerine de çok net bir şekilde ifade ettim. Daha sonra meclisimizin, Gazi Meclisimizin bombalandığını duyunca arkadaşlarımızla birlikte 7-8 araçla Kızılay'da geçerek meclisimizin Çankaya kapısına geldik. Orada polis kardeşlerimize geçmiş olsun dedik. Sizleri aradım biliyorsunuz ve hem geçmiş olsun dileklerimizi ilettik hem de yanınızda olduğumu, yanınızda olduğumu ilettim. Gerçekten o Kızılay'dan geçtiğimizde de darbenin tüm bu vahşi boyutunu, bu katliamcı boyutunu da net bir şekilde gördük. Yani insanlar çok ağır yaralılar var, hayatını kaybedenler var. Arabalar böyle filmlerde gördüğünüz gibi ezilmiş. Çok vahşice bir şey. Dün bir doktor arkadaşımızla profesör çocuklarla konuşuyoruz bir hastanede. Bir arkadaşımız kadar geçirmişti oraya gittiğimizde. Dedi ki bizden işte Genelkurmay Müdürlüğü, yani insanların dedi böyle yaralanıyorlar. İnsan yaralandığının farkında değil. Belki dedi 20-30 tanesine şey yaptı.
Yani kanın durması için gömleğe parçalayarak ya da başka bir şeylerle bağlayarak kanın durması için de şeyde bulunduk yani. İlk tedavileri uyguladık. Hatta bizim gördüğümüz bir örnek vardı. Bir kadın kocasına böyle yaslanmış, çocuk da var yanında, bırakamıyor fakat adamın ne olduğundan da fark ediyor. Sonra bir arkadaşımız çeviriyor, bakıyor ki adamı tamamen arkadan hunharca bir şekilde taranmış ve çocuğu zorla alıp götürüyorlar ve onu bırakmıyor, eşini bırakmıyor, yani sahipleniyor. Gerçekten çok acıydı. Biz tabii burada ilk günden itibaren 15 Temmuz'da yaptığımız açıklama, 16 Temmuz'da yaptığımız açıklama, gece yaptığımız açıklama, 18 Temmuz'da tekrar meclisimizin Dikmen kapısına saldırı yapılmıştı. O kapının önünde yaptığımız açıklama ve daha sonra da Merkez Karar Yönetim Kurulu'muzu toplayarak bu darbeye karşı da bir bildiri yayınladık. Bunu da sizlere takdim etmek üzere özlüyorum. İşte Remzi abi bunlar daha tecrübeli olduğu için işte yerini değiştir, evde durma. Ondan sonra bir çocuklara baktım, bir bu abilerin yaptığı teklife baktım. Ondan sonra oğlum çağırmış abi babanı buldu. Dedim ki oğlum eşim ve çocuklarımla hiç dedim zerre kadar tüm bu millet dualı millet, bu millet. 10 asırdan fazla bir süre İslam'a sancaklar yapılmış. Her karışı şehit kanları sunulmuş. İnşallah bu millete de, bu devlete de bir şey gelmeyecek. Ve biz inşallah millet olarak da ona hep birlikte karşı duracağız. Ve bu şerri de inşallah hayra çevireceğiz. Çünkü inanan insanlarız biz. Ve Allah'a hamdolsun şu andaki gidiş o yönde. Ve inşallah bu bozulmadan, bu birlik ruhu, vatanı, milleti, milli iradeyi sahiplenme ruhu artarak devam edecektir ve Türkiye'nin hayırlı olacaktır diye ümit ediyoruz, inanıyoruz. Böyle dua ediyoruz. Amin. Elimizden geldiği kadar bütün gücümüzle katkı koyduk ve sonuna kadar da bu katkıyı korumaya devam edeceğiz. Evet. Bunu hani Rabia dörtlü olarak ifade ediyor ya, evet. Millet, bayrak, devlet. Millet, devlet, bayrak, dördüncü vatan. Vatan, biz beşinizi dil diyoruz. Dili de yapıyoruz. Dili de yapıyoruz. Dil, çünkü milletin unsurlar arasında var. Ya, dili de yapıyoruz. Var, dil. Tabii, onlar var. Yani millet dediğimiz zaman, evet. Aynı Mehkürü ve Çağatay